Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Bugün 1 Nisan 2021. Herkese çok güzel, çok mutlu, huzurlu bir gün dileyerek ve yeni bir ay. Bu yeni ayın herkese güzellik getirmesini, baharın çiçekleri gibi herkesin kalbinde, yüreğinde, gönlünde aynı anlama gelse de sevgi ve şefkat yeşertmesini, şefki, sevgi ve şefkat çiçeklerinin açmasını diliyoruz ve sevgilerimizi sunuyoruz yönetmenim Örsan Balıkçıoğlu'yla birlikte. 1 bir Nisan aslında şakalara alıştığımız bir gün en büyük şakayı bugün bize hükümet yapıyor. Gerçekten çok büyük bir şaka ve <laughs> açıklamaya çalıştıkça da batıyorlar. Yani gömülüyorlar toprağa. Sevgili Sağlık Bakanı dedi ki maksimum 250 kişi katılacak dedi galaya. <laughs> yani işte 1 Nisan, Nisan 1 diyor yani. Şaka yapıyor resmen. Çünkü yani 250 kişilik tamam mı? <laughs> nasıl bir bir şeydir? İşte oda çok büyük, salon çok büyük. Herkesin arasında 5 metre olacak falan. Yani işte işimiz hikaye. Şey diyemiyorlar ama e, gücümüz yetmiyor. Kusura bakmayın falan. Biz gerçeği biliyoruz. Biz gerçeği biliyoruz. Nasıl ve neden yaptığınızı biliyoruz. Yani elinizden bir şey gelmiyor. Çare sizim şarkısı var ya onun gibi bir durumdasınız. Ama artık umurumuzda değil. Bundan sonrasını bence siz düşünün. Çünkü evet bu toplum sizi elbette yine seçecek, bir kez daha seçecek, belki bir kez daha seçecek. Ama çok üzgünüm. Artık sevmeyecek. Saygısını, sevgisini tamamen yitirecek. Eğer buysa ve sizin hiç umurumuzda değilse biz böyle gideriz derseniz sizin bileceğiniz bir iş ama çok üzgünüz çok gerçekten üzgünüz. Tabiplerimiz, örgütlerimiz herkes ne olur sağlık için yapmayın diyor. Bunu yapmayın. Gözümüze baka baka bunu lütfen yapmayın, iptal edin diyor. Ama kimse ilgilenmiyor. İnattan yapacaklar. Siz inattan yapacaksanız o zaman bu halkın bet doğasının ağırlığının altında da mutlaka kalmayı kabul ediyorsunuz demektir. Allah size sağlık versin. Mutluluk versin. Umarım bu akşamki galanız çok güzel geçer. Sevgilerimizi, saygılarımızı da sizlere iletiyoruz. Allah sizlerin yanındadır. Mutlaka çok başarılı olacaksınız. Mutlaka bu galadan sonra toplumun yüzü daha da gülecek, mutluluk daha da artacak, ayyuka çıkacak mutluluğumuz. Umarım yani siz bizimle dalga geçmeye, bizimle her gün bir Nisan şakası yapmaya lütfen devam ediniz. Biz eğleniyoruz. Döviz de gayet iyi. Bugün Sterlin, şu anda Sterlin 2.0. Ee, 2.5 pardon 12.5 olmak üzere 11.5 11.5'te oynuyor. Evet. Evet siz galaya gelirken halk galeyana gelirse ne olacak diyor Necati Ahmet Özka. Bir nisan şakası tabii ki bu. Keşke biz de yapabilseydik. Hem nala hem mıha vururlar be abi. Anladın sen diyor. Anladık tabii ki Kemal Özayhan. Baron Nuri günaydın abi. Ne diyor? Araç affı var mı gündemde diyor Baron Nuri. Baron'un derdi de bu. Araç affı inşallah vardır abi. Günaydın Güner abim sağ olasın. Nazimen Albant günaydınlar. Bereketli ve sıkıntılı geçmesin diyor. Üç vakte kadar Kıbrıs meselesi tamamdır diyor. Bir Nisan diyor Said Kumru. Kazım Hak verdiği günaydınlar, günaydınlar Kazım kardeşim. Hasan Keleş, Erdin Çökten, günaydın Hidayet Ali Sarı, Irmak Türk. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir diyor Hacı Bektaş Veli. Okan Erdem siz ne güzel, ne güzel. Türkan Talipoğlu, güzel yürekli tüm dostlara Okan Erdem sizden selamlar. Aslan Ali Ecevit, Nazimen Albant, Cuma Gül Muradova, Yaşar Aracı, Şerife Turgay, Derya ikilisi selamlar. Özmen Hüdaoğlu günaydınlar Hüsniye Kavaz günaydınlar ne diyor günaydın umarım mesajımı okuyabilirsiniz. Türkiye'de bakıcı yaşlı kadına yapılan sözlü ve fiziki saldırıları izledim. Yüreğim parçalandı. Yaşlısı olan herkese sesleniyorum. Bakıcı tutsanız bile tamamen bakıcının eline teslim etmeyin. Allah kuvvet versin inşallah Hüsnü Hanım çok teşekkürler. Günay Önsav, günaydınlar. Günay Önsav. Mustafa Aşman, Ali Unyayar, Buket Şekerci, Mehmet Uluçaylı, Ayşe Aytürk, Betül Karayel, Mehmet Çenler. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Efendim, bugün bir nisan, bugün şakayla tabii ki uyanmamız gerekiyordu sevgili Evrim Hunçal. Tekrardan bakın bu galayı yapacaklar. Günaydınlar Hüseyin Önalabi. Allah'ım korusun neler olacak diyor Nazimen Albant. Üzgünüm diyor Heran Taşyakar, Kemal Osman Ceyhanlı, İsmet Gündüz Yatmaz. Aylar var işlemiyorum. İki çocuk babasıyım. Sabah içimizi karartmak istemezdim ama abi dediğiniz gibi onlar gala bizde gargara diyor. İsmet gündüz yatmaz. Evet ne yazık ki siz bu akşam yiyin için eğlenin. Afiyet olsun inşallah yani gayet iyi içersiniz yersiniz. Her şey böyle çok güzel olsun umarım. Her şey çok güzel olur. Her şey mükemmel olsun inşallah. Yalvarırım Allah'ıma bu galaya bu akşam katılacak olan herkese mutluluk ve sağlık versin. Fatoş Kerimoğulları, Buket Şekerci, Özlem Baştaş Bilgehan günaydınlar. iyi yayınlar teşekkürler Mehmet Uluçaylı, Zekai Gece Emine Mülayim günaydın. Yusuf Kadir Beyleroğlu Londra'dan selamlar Aysel Çelikkol, Lika Şemmedi. Her ne yapsalar bu halk onları yine seçecek. Ne yapsınlar? halka haddini bildirmeye devam ederler. İyi de ediyorlar. Ders almıyor bu halk çünkü. Aynen öyle. Savaş Tilki Nevzat Nevzat güzel günler. İsmet Ezel davet aldın mı? Hayır abi bizi niye davet etsinler ki böyle bir yere? Bunlar hısım akraba ve ahbab olarak eğleniyorlar sadece bu akşam. Günaydın hayırlı sabahlar diyor Şahap Kogar. Nadire Sahısantulu bu akşam gala Covid döneminde bir Nisan şakası mı acaba? Olabilir belki de size bir Nisan şakası yaptık diyorlar. Yani gerçekten bekliyorum ama şeyin açıklaması bir Nisan şakasıdır. Maksimum 250 kişi katılacak diyor Sayın Sağlık Bakanı. Yani Sayın Ünal Üstel, sevgili bakanım. Ellerini öpüyorum biraz büyümsün, yanaklarından öpüyorum, saygılarımı sunuyorum. 250 kişi diskoya gidebilir miyiz bu akşam mesela? 250. Biz 248'e razıyız mesela. Mümkün müdür? Yasak değil midir? Bulaşıcı hastalıklar üst komitesine soruyorum. 250 mübah mıdır? İnşallah. Maşallah. Hayırlara vesile olur. Umarım. Maşallah. Tekrar inşallah. Şeye döndü bizim program. Neydi o? Adnan Oktar'ın programına. Maşallah. Kuzucuk. Şey neydi o? Fareciklerim. Evet. 450 davetli var kesin diyor bir arkadaş. Kesin. 250 buradan 150 Türkiye'den kesin gelecek. O zaman ne diyoruz? Bakan bize evet şaka yapıyor. Fikriye Özsaydoğlu Dağcı, Sema Şah Münise Akıncı Şumrut, Nazimen Alban tekrar günaydın Cengiz Gusella Güzelay. Emir yüksek yerden gelince akan sular... Yok abi emir memir de değil. Direkt öyle sistem böyle çalışıyor. Sisler bir nisan şakası. Evet. Gel abi diyor biz de evde gala yapalım. Sağol Baron Nuri. Biz de bu akşam e, bir gala yapacağız biz de bu akşam. Bir galamız var. Fikriye oğlu sağcı. Tekrar günaydın ulus barani kardeşim. EOKA'nın kuruluş yıl dönümüne denk getirilen bu gala... Kim ne dersin savaş da olsa deprem de olsa Ruma nispet olsun diye yapılacak. <laughs> Sema Şah Hacı Arifoğlu, günaydın. Baron Nuri Sağol İnsanlar düğünlerini ertelerler iki yıldır. Evet artık 250 kişilik düğünler de herhalde tamamdır Ünal Üstel öyle söylediğine göre. Evet düğün yapamazlar Özlem Baştaş öyle diyor Özlem Baştaş Bilgihan. Ferit Özüçar, Mustafa Erkün, Ertürk kedidir kedi diyor. Kedi bu akşam kedi var galada kedi girecek. Yasak koyarlar kendileri uymazlar Yine Özlem Baştaş Bilgihan bu yorumu yapmış. Evet yasak koyuyorlar kendileri uymuyorlar. Yasak koyuyorlar öz uçar nasılsın günaydın kendileri uymuyorlar uyamıyorlar ee, Allah bildiği gibi yapacak tabii ki sevgilerimizi saygılarımızı biz yitirmeyelim ne diyelim ne diyelim yani ekrandan küfür mü edelim edemeyiz mümkün değil döviz aldı başını gidiyor. Bugünkü konuğumuz Sayın Kudret Özersay. Kıbrıs sorununu konuşacağız demiştik tabii ki Kıbrıs sorununu konuşacağız. Üç gündür öyle yapıyoruz. Şimdi bütün disko işleten işleyen herkes kapıya giderse ve izin vermezler girsinler ne yapacaklar? Aklımda deli sorular diyor bence de. Evet şaka oldu bu gala şaka gerçekten şaka ama Necdet Ahmet yapacak bir şeyimiz yok. Ee, artık bu oldu. Yani bunun adına demokrasi diyemezsiniz. Bunun adına ne bileyim yani isim bulmak çok zor bir bir şey. isim bulmak gerçekten çok zor. Yani nasıl bir şey söyleyeyim size? Ee, yani örnek bulmak çok zor. Başka şeyler geliyor aklıma ama yani dört kişi bir alkol masasında meyhanede eğleniyor. Yanlarına iki çocuk geldi ve içlerinden biri diyor ki... ...kardeşim alkol iş bana daha çok zararlıdır, yasaktır. Bak e, sen içen e, bize yasak değil, bize zararlı da değil. Yani sen örnek olacaksan sen de içme. Ha sen bir suçtur bu da bana diyorsun ki sen bu suçu işleme. O zaman... Ne bileyim yargının harekete geçmesi gerekiyor. Yani bir yargı bu durumda ne yapar? Yani mesela başsavcılık veya ne bileyim mahkeme bu akşamki galayı iptal edemez mi şey diyemez mi mesela? Siz hükümet olarak böyle bir karar aldınız. Bu karar doğrultusunda ne isterse olsun bu gala yapılmamalı diyemez mi mesela? Eğilmiyorum. Onlar da gariban. Napsınlar. Napsınlar. Herkes napsın. Ünal Bey napsın yani. Napsın. Napsın. Yapacaksınız. Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe diyor Mehmet Ali Beyoğlu. Günaydın dostum. Günaydınlar Tolga Eseryar. Hayat yalan söylemiş bizlere. Galacılar napsın. Napsınlar. Napsınlar. Erden Özer'den günaydın abi kolay gelsin. 9 kişi doğum günü partisi yaptı diye dünya kadar ceza yedi geçenlerde. Demek ki 250 kişi bulmaları lazımdı. Abi 400 kişi davetlidir bu galaya, yalan söylerler. 250 kişi Ünal Üstel doğru söylemiyor, üzgünüm. Çünkü biz 450 kişinin davet edildiğini biliyoruz. Allah aşkına ya yani bu ufak memleketin içinde neyi gizleyeceksiniz. Ama tabii ki Ünal Bey biliyorsunuz şakacı arkadaştır. E, 250 demesinin sebebi Nisan 1 yaptı bize onun içindir. Şey bulaşıcı hastalıklar üst komitesi bundan sonra Nisan 1 hep Nisan 1 aldığınız hangi karara kim niye uysun artık? Yani gebermek pahasına ben artık maske takmak bile istemiyorum sırf protesto etmek için sizleri. Yani gelin bana ceza yazın. Beni artık süpermarketlere, marketlere koymayın. bunu mu, Bu mudur istediğiniz? Bu mudur gerçekten istediğiniz? Ha çıksın başbakan desin ki be Serhat bilin oyunumuz gıldan ince be kardeş kapat boş ver. yemin ederim kapatacağım. Ama itiraf gelsin. İtiraf gelsin. Bana desin daha önce de söyledim bunu başka şeyler için de söyledim. Ya en azından itiraf edin bana ya. Yalan söylemeyin. Hep yalan ama. Strovolodan değil ayarmola şirin evlerden günaydın abi. Hasan Yemcioğlu sakin ol sağlığımızı bozdular. İstedikleri bu. Takılma iyi yayınlar dilerim. Bu düzenin adı gadı düzenidir diyor Enver. Bu da. Yapacak bir şeyimiz yok. Mustafa Muhtaroğlu, Biray Mehmet, 10 kişi toplanıp doğum günü kutlarsa suç. 250 kişi galaya katılsın sorun yok. O yüzden sandığı bırak, mangala bak diyorum. Biray Mehmet çok güzel bir slogan. Sandığı bırak, mangala bak. Evet. Evet, girişte herkese bir Boderi Zivania dağıtılacak şey olarak bunu da söyleyelim. Türk yapımı ama Zivaniyalar güneyden gelenlerden değil herkese dağıtılacak ki koronavirüs tedbirlerine karşı gargara yap. Dinin gereği içemezsen tükür, dinin gereği içeceksen yut. Bir bodiri. Mustafa Muhtaroğlu, <laughs> evet dün sorduğun sorunun cevabını aldın mı Gazimağusa Belediye Başkanı'ndan? Hayır abi sallamaz bizi Gazimağusa Belediye Başkanı da çünkü e, adamlar el mahkum ül napsınlar. Arapçasında söyledim. el mahkum ül naps Napsınlar, napsınlar. Evet, artık koptu bu iş size söyleyeyim. Yoldaşım, dinleyen izleyenlere günaydınlar. Dövizde korkunç bir düşüş yapandı. Kirkor'un haberine göre inanılmaz ama gerçek. Bir Amerikan Doları 3 TL, 1 Euro 3.28, 1 İstelin 4.20. Bu bir milat, iyi yayınlar yoldaşım diyor. Olur, olur. Ben de aynısını söylediydim sabah ama değil ben görmedim başındaki şeyi sterlin 1.50'ye düştü dedim ama 11.50'ye çıkmış. Mehmet Ali Çavuşoğlu müdürüm günaydın Osman Yağız kırmızı günaydın. AKP kongresi sonrası 40 bin yeni Covid-19 vakası. Hayırlı galalar banana diyor. Banana Osman Yağız kırmızı banana derken yani banane anlamında da söyledi. Banane Cumhuriyeti olarak da alabilirsiniz. Banana Republic olarak da alabilirsiniz. Nasıl isterseniz alın artık. Çünkü this is banana. This is what banana republic is. Yani işte banana Cumhuriyeti budur. Neden? Hükümet bir karar alıyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir karar alıyor. Bu karar neden alınıyor? Çok ciddi sağlık riski olduğu için alınıyor. Değil mi? Ve uymayana ne yapılıyor? 9 kişi doğum günü partisi yaptığı için ceza alıyor. Ama siz 450, 500, 600 hatta kişiyle ama 250'dir diyerek de affettirmeye çalışıyorsunuz kendinizi. Böyle bir bir şey yapıyorsunuz. Biz de deli deli konuşuyoruz. Karnımıza ağrılar geliyor. Bana ne be? Bana ne be, Bana ne? Da bana ne be. Yani gerçekten bana ne? Hayat devam ediyor kardeşciğim. Yürüyün de korkmayın. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin günün doğasıyla da. Çünkü müstahakımızsınız. Budur olay. İsmail Yaman ve ben sizleri gerçekten çok seviyorum. Bakın yemin ederek söylüyorum. Evet. Hepimizi öldürecekler, yağ çekerler diyor. Yok hiç umurumda değil. Öldürsünler ne olarak? Bundan sonra pazarda dahil kendi adıma sokağa çıkma yasağını kaldırdım. Beni rapor etsinler, ödersem namerdim. Hakimin huzuruna çıkmaya hazırım, konuşacağım diyor Said Kumru. Evet, Said abim böyle diyor. Kamil Basmacı tekrar günaydın. Galadaşlı Gala türküsünü biraz sözlerimin. Bu Galadaşlı Gala, İsmail Yaman biraz söyledim. İlgün Varol Kasap, Cahit Kasap oğlu, Lebalep Gala. Evet, bu akşam Lebalep Gala var. Lebalep gala olacağız bu akşam. Necdet Mavi Gözlü kızma vallahi kızmam yemin ederim kızmam. Yemin ederim ben bundan sonra artık bu halk bu da haktır diyorum. Bizim hakkımız budur. Biz buyuk. Eğer Sertat Serdar günaydın kardeşçim. Günaydın sevgiler saygılar. Herkese günaydınlar Hüseyin Anal tekrar. Evet Yılbay Direkçi abim günaydınlar. Herkes farkında. Yapanlar da bakanlar da farkında diyor. Öyledir abi. Onlar da farkındadır, napsınlar, 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 yani yok desinler, olmaz. Evet, ben öleceğime onlar ölsün demiş. <laughs> evet, bir, <laughs> yok herkes yaşasın, bir şey değil. Entübe olmayalım da. <laughs> Metin Ziya Güngör, günaydın, yapayım. Kurallara uymayanları polise şikayet ediniz diyorlar. Bu galayı polise şikayet etsek olur mu? Polis görevini yapar mı diyor Hasan Cenap. Cevap veriyorum hayır. Çünkü onlar da ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Emir Ne yapsınlar? Diyecekler. Evet Hüseyin Öksüz sağ olasın teşekkür ederim. Şaziye okey. Şaziye ok pardon okey değil şaziye ok. Turan Tarzan. Evde bile maskeli, Hanımına bile mesafe koyanlar var. Bunlar neyin galasını yapacak? Banana diyor. Resmen Turan Tarzan'ın söylediği doğru. Evet artık banana e, girdi galiba lugatımıza. Osman kırmızıdan sonra ikinci bananamız geldi. E, çok da hoşuma gitti. Turan Tarzan. Evet bu akşamki galanın, galanın adı banana galası. Evet. Aynen öyle Metin Ziya Güngör. Aynen öyle. Gözümüz görmüyor. Evet. Yollar asfaltlanacak mı? Bugün Sayın Bakan geliyor. İnşallah. Ezcan Özsoy bize Nisan 1 diyor. Nisan 1 abin yapalım. Öyledir. Hava durumuna gidelim. Bugün hava nasıl? Ben de size hava durumuyla ilgili bir iki bir şaka yaparım söyleyeyim. Mesela bugün Girne'de hava sıcaklığı 39 derece olarak denize girin herkes kalabalık şeklinde kalabalıklar girmeyin. Evet <laughs> hava durumuna gideceğiz ama hava durumuna gitmeden önce sizlere biraz bizim reklamlardan bahsedelim. Mesela Çangar Motors diyelim birinci sırada Çangar Motors. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, yeni arabamızı alıyoruz, maskeli, tabii ki maske, mesafe, hijyen, dikkat edeceksin ona, gala hariç, banana gala hariç. Gidiyorsun, alıyorsun, konuşuyorsun oradaki yetkililerle, ilgililerle, diyorsun ki, 3 yıl o me mesele nedir, onlar sana anlatıyorlar, 3 yıl servis. Yeni arabanı alıyorsun, Çangar loves you, we love Çangar, evine gidiyorsun, rahat, gül gibi, gül gibi, 3 sene bakım. Üç sene servis garantisi. Vestel. kam güvencesiyle Vestel diyoruz ve kampanyalarımızı, fiyatlarımızı öğrenmek için yakından takip ediyoruz. Evet efendim. Ağızla televizyonda Balaris yapmamak için Polaris. Polaris reklamı çok dikkatli izleyin. Şu anda stresin her şeyin her şeyin ilacı polaris efendim. Diyoruz ve solar bay paralik bizi hava durumuna götürsün bakalım diyoruz. Hatırlatalım. Bugün gene Kıbrıs meselesini konuşacağız. Eee sayın Kudret Özersay Halkın Partisi Genel Başkanı konuğumuz olacak. Eee salı günü Ergün Olgun'u, dün Özdil Nami'yi, bugün Kudret Özersay'ı eee üç tane müzakereciyi ya da ...özel temsilciyi veya işte... ...bu işlerin son dönemlerdeki... ...üç ismini... E, ...konuşturmak istedik. E, söyleyelim. E, biz... ...daha arkadaş da... ...almak istedik ama... E, ...çok sevdiğim bir ağabeyim. Kendisiyle ilgili olarak... ...isim vermemek şartıyla da... ...yazdığım... Yazıdan, yazılardan dolayı benim programa çıkmak istemediğini söyledi. Saygım sonsuz, herkes illaki bizim programımıza çıkacak diye bir durum yok. Biz kendisini, biz herkesi çok seviyoruz. Biz ayırmıyoruz. Biz bizim ekmeğimizle oynayan birkaç kişi dışında herkese mesafemizi eşit tutmak için büyük çaba harcıyoruz. Ee, onu söyleyelim. Ama biz e, ne yazık ki Ergün Olgun, Özdin Nami, ve Kudret Özer sayışında yarın bir arkadaşımızı çıkarmak istedik ama olmadı. Bir yetkili etkili bana dönerse Ulusal Birlik Partisi'nden bu konuda herhangi bir kişiyi çıkaralım diye söylerse yarın mutlaka onu da almak isterim. Evet şimdi hava durumuna gideceğiz. Solar Bay Paralik bizi hava durumuna götürecek. Mahmut ee, Mehmet Balcı, Ahmet Aktu Oytunan'da şahsine keskin Serap Santos günaydın ee, okurum sonra şimdi okursam en az 15 dakikalık anlayayım. Değer mi yahu bir çıngı virüs için bu kadar stres yapmaya Mustafa Ertürk soruyor. Doğrudur doğrudur. Behzat Kanatlı, Serap. peki aynı uçakta gala için gelmeyen varsa garantineye mi girecek? O da doğru Behzat Kanatlı bilmiyorum. Ee Ersan e Ersan Bey'e sorun. Yapamazlarsa istifa etsinler. Biz de biliyoruz davul bizim boynumuzda ama tokmak başkalarının elinde. Olabilir. Olabilir. Salih Can günaydın Aydın kardeşçim günaydınlar. Sevgiler müdürüm. Saygılar. Burhan Elem Aziz Kemal. Kim bu işleri kontrol edip de ceza yazıyorsa bu akşamki galaya baksın, baskın yapsın, hepsine ceza yazsın diyor Aziz Kemal. <laughs> Hasan Mülayim günaydınlar. Adam doğru söylüyor. Pazar sokağa çıkma var. Ama kim bakar bir köyden başka bir köye giden var. Kimin eli kimin cebinde? Galayap sıkıntı yok diyor Hasan Mülayim. Doğrudur Hasan Mülayim. Ama bu bu akşam hepsine ceza yazsın kim bakarsa bu işe. Ben söylüyorum mesela gerçek anlamda bronzo burada lazım görelim bronzoyu. Nerede bronzo sıkımı değil mi? Burada görelim biri ceza yazabilir mi burada bu akşam? <laughs> Mesela Cumhurbaşkanı galaya katıldı ceza eğitmeyeceğin falan olmaz öyle bir şey olmaz mümkün değil. Sağlık Bakanı itiraz etse bilir ki hemen kabine değişikliğine gidecekler. Hiç tanımam ama Ali Pilli doktorumu her geçen gün daha çok severim diyor Afin Girgen. Evet Münise Sütçüoğulları Döngel Kafe Serdarlı'dan herkese günaydın demiş. Afün'ün söyledikleri doğrudur. Yani Doktor Ali Pilli'nin bu konuda çıkardığı kavgalar hep buydu. Ben iddia ediyorum ki Doktor Ali Pilli belki de görevde olsaydı e, bu gala olmazdı diyeceğim. Hatta şöyle bir bir şey yapacağım. Ali abi, <laughs> Gala var, otur kalk diyor Necati Ahmet Özkan. Hayati Bolat, Münise Sütçüoğulları, günaydın. Ali abi, bir şey söyleyeyimse bir baflı arkadaşın olarak. Bugün milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkla. Bugün milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkla. Yani üzgünüm. Bugün yapılması gereken en güzel şey ya mesela herkes bugün vekillikten istifa etsin. Bir tek UBP, YDP, PDP kalsın. Ki ben eminim Serdar Bey bugün istifa eder. Çok rahat. Eminim diyorum size bakın. Ve arkadaşlar Sağlığıyla alakalı bir şeydir bu. Sağlık. Bu yasakları siz koydunuz. Yani bu yasaklar Avrupa Birliği'nin size empoze ettiği yasaklar değildir. Bu yasaklar CTP-AKEL ortaklığının size empoze ettiği yasaklar değildir. Hani söylersiniz ya sürekli. Bu dış mihrakların vatanımızı bölmek maksadıyla koyduğu yasaklar değildir. Bu Amerikan emperyalizminin uyguladığı yasaklar değildir. Bu komünist Rusya'nın bizlere zorla uygulattığı yasaklar değildir. Bu yasaklar bütün dünyada var olan uygulamaların benzeri, sizin tarafınızdan cezai müeyyide karşılığı da olan yasaklardır. Ve bu yasaklara siz uymuyorsunuz. Buna banana denir. Başka bir şey denmez. Buna banana denir. Muzun İngilizcesi. Banana denir. Evet, İbrahim Oktaylar, correct. Aysun Öztrak, günaydın. Polis, e, Galaya gidenlere, cez polisi, polis genel müdürünü herhalde, Galaya gidenlere ceza yazmaya davet ediyorum diyor. Necdet Mavi Gözlü. Yapma Allah aşkına bırak adamı. Emekliliğine ne kadar kaldı şimdi aldır da can kendini görevden durduk yere. Boş yere yani. Hiç durup dururken. Evet yılbaşı döneminde gazinoları açan da pilliydi. Umuttuğumuz galiba diyor Necati Ahmet Özkan. Evet doğrudur ama ha bugün istifa etsin görelim. Bugün gerçekten istifa etmesi lazım. Evet. Bir Çin atasözü der ki diyor Mustafa Mehmet Kamalı. Öküzün süt vaadine inanıp kananlar tez zamanda inek gibi sağıldıklarını anlarlar. Oo, çok güzel bir Çin atasözü. Sinovac'tan sonra daha çok sevdim bunu zaten. Evet hava durumuna geçelim. Boş yere fazla konuşmayalım. Meriç süt ürünleri diyoruz. İntergaz diyoruz. Gazımızı Enmar diyoruz. Enmar. Burada küçük Kaymaklı'da da Enmar. Yaman. Lefkoşa'da büyüttük. Tek bir markete çevirdik. Lefkoşa'da ve Mormenekşe'de. Enmar. Eski Yaman'ın olduğu yerde. Enmar Market. Ofinance.com Ofinance.com Neydi? Kripto para. İsterliğin yükselsin, dolar yükselsin. Biz kripto para işimize bakalım diyorsanız ofinance.com'dan KKTC ile hesap açabilirsiniz diyoruz ve şimdi hava durumuna geçiyoruz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi'nin 1 Nisan 2021 sabah hava tahmin raporuna göre bölgemiz alçak basın sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Girne bugün 18, Çamlıbel 15, Lapta 16, Akdeniz, Boğaz, Alev Kayası 15, Esentepe 16 derece santigrat olacak. Lefke 16, Güzelyurt 17. Lefkoşa, Ercan ve Geçitkale 18, Gazimaos 18, Beyarmudu ve İskele 17, Yeni Erenköy 16 derece olacak. Bölge genelinde fırtına beklentisi yok. Evet bir kez daha söyleyelim. Hava parçalı çok bulutlu. Yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Havamız böyleydi. Mehmet Aygın devlet mi var diye soruyor. Başka Çin sözü. Benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın diyor. <laughs> Güzel bu da. Benim söylediklerimi yapın, yaptıklarımı yapmayın. Aa, bu demek ki bizim şey, e nedir bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin taktiği. Benim söylediklerimi yapın ama başka yapmayın. Tefik Kırımlı Günaydın, Kırımlı Günaydın Hasan Mülayim Günaydın. Evet. A'ya beleş. <laughs> evet. Aman gıldan kaçtı sevgili dostum okursak bunu yanarık biliyorsun değil mi? Necati Ahmet Özkan. Tefik Kırımlı tekrar selamlar. Hasan Mülayim selamlar günaydınlar. Ee, okuyamayacağım diyor tabii ki okuyamayacağım. Hasan Aysal günaydın iyi yayınlar Hindistan'da Pakistan'da değine inan dövellerdi maskesiz mesafesiz gezenleri. Bunlara da aynısını yapsınlar lazım ama anlamazlar diyor. Madem anlamazlar aynısını yapma. Yeni Yeliz Özdal Yavuz günaydın. Gala oluyorsa okulları da atsınlar. Çocuklar evde yatmaktan kasları zayıfladı diyor. Yeliz Özdal Yavuz. Yalan mı? Değil. İbrahim Gelengül. Günaydınlar yeğen. Günaydınlar İbrahim'im. Günaydınlar İbo Gardatçı Mahsun Uysal. Günaydın. Bir Çin sözü daha. Günaydın Sami Karasalih. Günaydın. Günaydınlar Sami Karasalih. Ve günaydınlar. Bir mesajımız gelmiş. Gürdal abimden. Ne diyor? Bu galayı hükümette değil, CTP veya hepe, Putin bile olsaydı iptal edemezdi. Çünkü parayı veren düdük çalıyor bu akşam diyor. Günün problemini çözdün Gürdal abi. <laughs> Aldın parayı diyor. Yapacaksın artık bu galay. Evet. Uğur Kaya günaydın. Bülent Topbaş günaydın. Osman Gondur Küçük günaydın. Efendim Ding Dong'u dinledik miydi? Dinleyelim, geçelim gazetelerin ön sayfalarına. Yoksa dinlemiş miydik? Efendim Mehmet Akayoptik gözlüklerimizi aldığımız yer, gözlüklerimizi aldığımız yer FBDO, FBDO gözlükçü diploması çok önemli biliyorsunuz. Vizyon 2000 Mausa'da Mehmet Akayoptik, Lefkoşa'da diyoruz. Muaz Restorant nerede? Balabays yolunda. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme. Muaz demiştik. Vejeteryan restoran diyoruz. Cavs'ımız burada. Cavs sıcak soğuk tüketiyorsunuz bunu sıcak değil çok soğuk tüketiyorsunuz cavsımız burada ekoliv zeytinyağımızın uluslararası ününü biliyorsunuz bu da çakı sesçiklerimiz gördüğünüz gibi Ecoliv'e teşekkürler ediyoruz ekoliv efendim özmerhan construction diyoruz özmerhan construction diyoruz ee, yeni kentin yeni gözdesi villacıklarımızı yapıyor ve Özmerhan güvencesiyle diyoruz efendim. Özmerhan, Özmerhan güvencesiyle diyoruz. Bakacaksınız internetten, bulacaksınız. Tamam, tamam. Evet, Kırımlı soğuk sıkım harup pekmezimiz, soğuk sıkım harup, harup pekmezimiz ilacımızdır bu bizim. Şimdi sakamız ve john kahvemiz kaldı. Saka burada yanımızda. John gelince bakacağız ona. Birlikte çünkü tüketiyoruz biz ama her susadığımızda John yanımızda. Efendim. Avrupa gazetesi bugün demiş ki son dakika. Ankara'da ilhak kararı. Dün akşam elimize ulaşan güvenilir bilgilere göre Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhak kararı alındı. Kararda Kıbrıs'ta çözüm gerçekleşinceye dek Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin 83. vilayeti olarak kabul edilmesine karar verildi deniyor. E, tabii ki bu bir Nisan şakasıdır. E, şimdiden görmedik ama söyleyelim. E, Tabipler Birliği halk sağlığı için tehdittir diyor. Gala gecesiyle resepsiyonun ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor. 24 sivil toplum Mausa'da yapılacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizi film galasının iptal edilmesini istedi. Galaya Fuat Oktay da katılıyor ve hayat pahalılığı 4 ay donduruldu. Avrupa böyle yazdı. Mavi vatan gözler bu dizide Bir Zamanlar Kıbrıs. Gala ve katroya tepki var dedi bugün. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacağı söylenen dizi bu akşam gösterilmeye başlanacak. Dizinin galası bugün Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılacak. TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da galaya katılacak. Ancak günler öncesinden tepkiyle karşılanan gala için iptal çağrıları yapılıyor. 24 sivil toplum örgütü ortak bir basın açıklaması yaparak pandemi sürecinde yeniden bir yıkımı kaldıramayacağımızı ilan ediyoruz açıklamasını yaptı. Dizide Kıbrıslı oyuncuların yer almaması, Kıbrıs ağzının lehçesinin kullanılmaması da tepkiye neden oldu. Evet, 1963 Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorumsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi evet kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer aileler gibi saldırıya uğrar falan filan konu buymuş. Evet, Türkiye'ye ilhak abesle iştigal diyor Tahsin Ertuğruloğlu Dışişleri Bakanı Kıbrıs postasında Gökhan Altıner'in sunduğu sabah postası programına konuk oldu ve bunu söyledi. Türkiye ilhak ne Türkiye'nin böyle bir politikası var ne de Kıbrıslı Türklerin böyle bir hevesi var. Bunu gündeme getirmek abesle iştigaldir diyor bugün. Öyle diyor Kıbrıs postasının manşetinde. Kıbrıs manşet kurları sabitleyin hızla eriyoruz demiş bugün. Sterlin 11.50'yi dolar 8.40 euro 9.80'i gördü. Dövizin hızına yetişmek imkansız döviz borcu olanlar çıldırmak üzere. Ünal Üstel Güzel Yurt Hastanesi bir an önce bitirilmeli diyor. <laughs> ...2073'e veriyorum size tarih... ...Girne Hastanesi için de belki 3000 yılına yetişiriz... ...çünkü ihale süreci iptal edildi biliyorsunuz... ...neden? Gronk durumları... ...evet devam edelim... ...Arıklı'nın tek derdi küpteki peşkeş çekmek demiş... ...haberatörün manşetinde... ...Kubilay Özkıraç Elsen Başkanı... ...Volkan Gazetesi Cumhurbaşkanı satar... Eoka ile tüm terör örgütlerini lanetliyorum dedi. Bugün Volkan'ın manşetinde ve iki devletten geri dönmek yok diyor. Güneş'in manşetinde yine e, Sayın Esin Tatar var. Bu arada hiçbir e, gazetemizde ön sayfada görmedim. E, dün Türk devletlerinin başkanlarının toplantısı vardı. Tabii ki Sayın Tatar katılmadı ama e, online toplantıda Sayın Erdoğan belki de tarihte ilk kez böyle bir çağrı var ama resmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile böyle bir işbirliğini artıralım çağrısı yaptı. Yani tanıma manıma yok da işbirliğini artıralım çağrısı yaptı. Günlük gazetesi akaryakıtta yüzde 40 ciro kaybı diyor. Hava trafiği durdu. Uçak yakıtı satışı neredeyse sıfırlandı ve e, ciddi akaryakıtta yüzde 40 ciro kaybı. Vatan Gazetesi'nin manşetinde e, bazı sivil toplum örgütlerinden Gala Gecesi'nin iptali çağrısı ve işte gururumuz teslimat. ABD'nin en prestijli film festivalilerinden Cleveland'a seçildi. On binlerce kişi izleyecek. Sadece bu akşamki gala için harcanacak olan paranın belki de dörtte biri kadar bütçeyle Oscar'da yarışma şansı bulunan teslimat kısa filmimiz bu akşam Amerika'nın en prestijli festivallerinden Cleveland'da On binlerce kişi tarafından izlenecek. Evet, teslimat filmi bu akşam böyle olacak. Teslimatın e, tabii ki yapımcısı Vasfi Çiftçioğlu. Yazan ve yöneten Doğuş Özokutan. Karı kocadır. İkisini de çok seviyoruz. İzel Seylani başrolde oynuyor... Gurur duyuyoruz kendileriyle, hepsiyle, emeği geçen herkesle. Tabii ki Doğa Akdeniz Üniversitesi Kültür Dairemiz'in de maddi katkıları olduğunu söylüyorlar. Ee, çok 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 teşekkür ediyoruz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Teslimatın başarısıyla övünüyoruz. Öyle galasını malasını da yapmamışlar. Evden bile çıkmıyor çocuklar, gençler kendilerini kucaklıyoruz bir kez daha. Teslimatın Oscar'da olmasını da yürekten diliyoruz. İnşallah olur. Öyle galada binlerle para harcayıp kokteyllerle, yeme içmeyle değil bu işler be arkadaşlar. Böyle olur bu işler. Bu işler böyle olur. Galadın sadece olsa da bu akşamki gala için harcanacak paranın belki de dörtte biri bütçeyle 65 bin Türk lirasına yaptılar bu filmi. Ve şu anda dünyanın birçok ülkesinde gösterildiği filmlerde, festivallerde, Şili'de en son bir gösterimde on binlerce film arasından 33, 33'ün üç, içine girdi ve şu anda Oscar'a adaylığı kısa filmde adaylığı e, konuşuluyor, tartışılıyor, bekleniyor inşallah diyoruz. Ama teslimat Cleveland'a da seçildi bu akşam. E, onu da tebrik ediyoruz, gurur duyuyoruz... ...iyi ki varlar... ...Diyalog gazetesindeyiz... ...kontrollü bir şekilde çalışmaya başlayan lokantacılar... ...bu arada Girnecon'umuz geldi... ...Serpil Hanım çok teşekkürler... ...Girnecon kahvesini içtik... ...kontrollü bir şekilde çalışmaya başlayan lokantacılar... ...gidişattan hiç de memnun değil... ...çok zordayız... ...gala yapın siz de... ...gala... ...evet... Rum yönetimi bugünden itibaren aşı belgesi olan yolcuların ülkeye karantinasız girişine izin verecek. Maliye Bakanlığı Mart ayı içinde 723 milyonluk ödeme yaptı. 427'si maaşlar. Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu online eğitim ve sınavların denetlenemediğini belirterek dert yandı sıkıntılar hat safhada diyor. E, i̇stinafa başvuran iki kişinin cezaları indirildi. Biri 10 yıldan 9'a, diğeri 12'den ona düşürüldü. Ve 16 yaşındaki kıza tecavüz etmekle suçlanan zanlılardan birinin kızın yeğenleri tarafından zorla kaçırılıp feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı. Karpaz karıştı diyor. Bugün ilginç bir durum ve 39 bin lira değerinde kaçak etle yakalanan bir kişi 108 bin lira gümrük cezasının yanı sıra 7500 lira da teminat ödedi pahalıya patladı. Haberi diyaloğun ön sayfasındaydı. Bir zamanlar Kıbrıs galasına tepki yağıyor detayında bugün manşet haberi ve bir zamanlar Kıbrıs dizisinin bu akşam Mausa'da düzenlenecek olan gala gecesine tepki yağıyor. Yeni bakışa konuşan tiyatro sanatçısı ve yönetmen Yaşar Ersoy durumu hem siyasi hem sağlık açısından skandal olarak değerlendirdi. Yaşar Ersoy bu bir algı oyunudur dedi. Yeni Bakış'ın manşetindeydi bu haber. Tören var, altyapı yok, yeni düzen. 345 şehit çocuğunun yıllardır arsa sorunlarının çözümünün beklediğini söyledi. Bugün Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Yürsel Benan devletin bu kesime vefa borcu var dedi. Sosyal Konut Birimi Müdürü Ercan Beşerler maliye bloke yazısını versin ihaleye hemen çıkılacak diye konuştu ve dün e, tepki için CTP eylem yaptı. Mausadaki salonun önünde insanlar açken bu neyin galası banana banana ve galaya yurttaş tepkisi. Hükümet kendi koyduğu kurallara uymuyor. E, Tabipler Birliği gala etkinliği halk sağlığı açısından sakıncalı. Kamu sendikaları genel greve gidiyor. Hayat pahalılığı dört aylığına durduruldu. Ve Kıptek'teki yolsuzluklar diz boyu Kıbrıs'ın bugünkü manşet haberiydi. Hayat pahalılığı dört aylığına durduruldu. Genel grev beklentisi var veya gidiyorlar. Genel grev kapıda bugün halkın sesi de yazmış ve halkın sesi kanserde ürküten rakamlar diyor. 5 yılda 3663 kanser tanısı kondu. Hakikatin manşetinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay var. Döviz konusunda acil tedbir alın diyor. Döviz konusunda acil tedbir alın demiş Sayın Özersay. Bugün bu konuyu da mutlaka konuşuruz geldiğinde kendisine sorarız. Evet, okuyacaklarımız bu kadar değil tabii ki. Gündem Kıbrıs'ın manşetinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar var. Tatar bana utanmaz adam dediler. İsyanım bunadır diyor Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Kendisine özür dile çağrısı yapan ana muhalefetin muhalefete Gündem Kıbrıs ekranlarından yanıt verdi bana utanmaz adam dediler isyanım bunadır dedi. Havadis gazetesi pandemide borç arttı diyor. 38 yaşındaki Kemal Eyn dün sabah Lefkoşa'da evinde ölü bulundu Allah rahmet eylesin. Sağlık için iptal edin büyük bir fotoğrafla vermiş CTP Mausa ilçesi eylem yaptı kültür ve sanat derneklerinde bulunduğu 34 örgüt bir zamanlar Kıbrıs dizisi gala gecesinin iptal edilmesini istedi. Bugün Evet. Devam edelim. Neler var bakacağız. Evet, Gıynık Turizm yerli turiste otel indirimi olacakmış. Bu da Gıynık'ın e, turizm sayfasıydı. Bakalım, başka internet sayfalarımız da var. Onlara da bakalım. Bugün neler var? Kıbrıs Haber, ekonomik önlem önerilerini açıkladı. İşat ve Adapasını, o koltukları dar edeceğiz diyor. E, Kubilay, Özkıraç Adapası'nın da manşette yer almış bugün. Evet okuyacaklarımız bu kadar. Aradan sonra Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısını okuyacağız. Ve aradan sonra bugünkü köşe yazısını okuyacağız. Ne yazmış Serhat İncirli bugün bakalım. Onu söyleyelim sizlere. Hemen bakıyoruz. Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor. Ee, Serhat İncirli'nin yazısına bakalım. Ne yazmış? Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya diyoruz. Haydi o zaman hep birlikte kokteylli galaya. Bardongancelli berefikler ama bütün bu yalanları veya sallamaları yapanlar dürüst milliyetçi siyasetçi mi diye soruyoruz. Girne'de canımızı içeceğiz arada, aradan sonra Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Serhat İncirli'nin yazısından sonra e, Sayın Kutret Özersay ile sohbet edeceğiz. Vakit durumumuza göre İngiliz gazetelerine bir bakacağız tabii ki ve dün akşamki e, dünya kupası Avrupa grubu eleme maçlarının sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. Evet şu anda Facebook'tan yazımızı da paylaştık. Twitter'da da paylaştık. Tweet olarak gönderdik. Dileyenler oradan da okuyabilirler. Ara veriyoruz aradan sonra buradayız.